Kemal Bey böyle çekip gidecek biri değil ama herhalde bu saatten sonra hava oraya döndü deyip kabul eder mi? Sen hocam ne diyorsunuz? Ben tabii çok konuştuk galiba 2 yıldır bu şeyin uzmanı olduk. Masanın uzmanı olduk. Masa uzmanı. Keşke, masa uzmanı oldunuz hocam. Keşke memleketin mesela sağlık, eğitim, teknoloji, aslında. Uluslararası ilişkiler böyle meselelerini tartışsaydık. Hani bu muhalefet partilerin bu ülkeye zararı ne oldu? Bize 2 yıl kendilerini konuşturttular. Bir şey de yapmadılar bu şey zarfında. Şimdi baktığınız zaman ben biraz da şeyi bu siyasal etkinliğin, siyasal söylemin ya da işte kamuoyu desteğin ne tarafta olduğunu çok önemserim. İşte 6 ay önce mesela Kemal Bey bu 2. yüzyıl toplantısını yapsaydı kendisine bir fayda üretirdi. Biz 2. yüzyıl toplantısı yapıldığı gün akşam yayındaydık. İşte Cumhuriyet Halk Partileri o kadar motivasyonları yüksekti ki. Neredeyse bizi konuşturmak istemiyorlardı. Ben de şunu söyledim. Ya inanın ki önümüzdeki hafta biz yine adaylık meselesini tartışacağız. Şimdi şey de eğer böyle aday konusu net olsaydı, işte motivasyon tam olsaydı bu Ekrem Bey'le alakalı mevzu yüksek düzeyde motivasyon aracı olabilirdi. Fakat muhalefet ve artı Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde çok çatallı, çok baş var. Dolayısıyla bugün işte bu akşamlık hadi yarınki de sayalım bu bir hükümete karşı motivasyon oluşturabilirler. Ama nihayetinde onların daha büyük bir meseleleri var. Yani yargılama konusundan, diğer konulardan hatta 2. Türkiye yüzyıldan daha büyük konuları var. Aday kim olacak meselesi. Kemal Bey'in adaylık motivasyonu çok yüksek. Masayı dağıtma pahasına da olsa adaylığını geri çekmeyecek. Eğer evet, ısrarcı olur yani. Geri çekerse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde derin travmalar oluşur. Partinin geçmişinde yaşadığı sorunlar var. Mesela Ekrem İmamoğlu, Ekmelettin İhsanoğlu meselesine vaka diye bakıyorlar. Ekmelettin İhsanoğlu vakası. Muharrem İnce'den önce şeyi düşünüyorlardı. Abdullah Gül o başka bir travmaydı. Ya bizim bir tane solcu adayımız yok mu? Bu sağcıların eteğini öpmek zorunda mıyız? Yani Abdullah Gül'ün kapısına beklemek zorunda mıyız? Şimdi geldi Kemal Bey masa kurdu, toparladı. Tamam Kemal Bey'in masanın bütün mensuplarına da oy kaybettiren bir tarafı oldu. Masanın kendilerinin bir araya gelmesi hepsini oy kaybettiriyor. Masa artık şöyle birbirini zımparalayan bir duruma döndü. Mesela İYİ Parti oy kaybetmiyorlardı uzun zamandır. %11'e düştü oyları. Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi %27'lere çıkmıştı. 22'ye düştü oyları. 21-22. Topladığın zaman 33 falan ediyor ikisinin toplamı. Şeye bakalım. Ahmet Davutoğlu'nun oyu artık bindelik oranlarda gözüküyor. Yani %5 değil. Saadet Partisi %5'larda ve Ali Babacan bir dönemler %3 falan oy alabiliyordu, %1'e düştü. Aslında hepsini topladığınızda da, HDP'yi de üstüne koyduğunuzda da artık muhalefetin durumu zor. Ya 6 ay önce psikoloji şuydu, kazandık da kimle kazanacağız? Hatta ne başlamıştı? Bence bugünkü yargı meselesini bunun üzerine biraz temellendirebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan danışmanı olan bir adam, aynı masada oturuyoruz, diyor ki Tayyip Erdoğan yargılanacak. Yargılamaktan korkmayın. Peki, yani hiç Ekrem İmamoğlu yargılanacak, yargılamaktan korkmayın diye bir AK Partili'ye rastlamadım. Ben de diyorum ki, tamam beyefendi, yargılanacak da darbe mi yapacaksınız, yoksa adliyeyi şeye mi bağlayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne mi bağlayacaksınız, ne yapacaksınız? Yani yargılanacak derken, adaletten korkmayın, yargılamaktan korkmayın, Tayyip Erdoğan yargılanacak. Ben de bu muhalefet nerede hata yaptı diye bir yazı yazdım Sivriyen Şafak'ta. Dedim ki daha iktidarın iyisini görmeden toplumu tehdit etmeye başladılar. Şimdi bu ahlaki bir sorun da değil mi? Bülent Turan bağlanıyor, diğer AK Partililer de. Biz rakiplerimizin yargı yoluyla tasfiye edilmesini istemiyoruz, alanda yeneriz diyorlar ama muhalefet bu konuyu gündeme getiriyor fakat Selahattin Demirtaş da dahil herkese yargılanacaksınız diye konuşmalar yapıyorlar. O bir gelenek ama yani şimdi Türkiye'deki o ahlaki yani, bir sorun ama gelenekte. Bürokratik vesayetle iç içe geçen bir gelenek. Tabii ki ahlaki bir sorun. Zaten yani Türkiye'nin demokratikleşme serüveni bu değil mi? Biz bununla mücadele ediyoruz. Yani Türkiye'de kendini demokrat diyen herkes sağcı olsun, solcu olsun, başka bir fikirden olsun bununla mücadele ediyor. Yargı sopasıyla susturmayın. Yani yargıyla, başka vesayet mekanizmalarıyla, halbuki demokrasi mekanizmaları belli. İşte çık mindere güreş. Belli yani seçim var. Ve Türkiye bakın çok ilginç bir şey var. Bize özür de diyor, üstad, siz de yargılanacaksınız. Bizler zaten hepimiz bizi taksime götürecekler. Ben de şöyle bir şeyim var, yani. Tekerleme
oylamaya dönüştürdüm. Diyorum ki dedelerimiz hayalleri... tek partiyle, biz de çok partiyle mücadeleye alışkınız, rahat olun. Yani yeni görmüyoruz bu çok partili hayatı. Dedelerimiz tek partiyle, biz de çok partiyle şerbetliyiz. Bir de şöyle bir şey de var. Bakın şimdi Türkiye seçimlerin icrası, sonuçların değerlendirilmesi ve işlemesi açısından tüm dünyada en iyi örneklerden. Kesinlikle. Biri. Yani bunu ben söylemiyorum. Türkiye de söylemiyor. Bunu evet. Uluslararası gözlemci kuruluşlar, AGİT vesairesi, yüksek, hepsi söylüyor bunu yani. Bir de bütün sorunlarını sandığa götüren, ya özellikle AK Parti döneminde bu daha da belirginleşti. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Ya nihayetinde siyaset, biz konuşacağız. İşte masa konusuna biraz hukuk açısından bakacağız galiba. Bugüne kadar masayı konuşuyorduk. Doğrusu 2 yıl masayı niye konuştuk? Ben de çok niye konuştuğumuz hakkında da bir fikrim yoktur. Bizi böyle boş işte maliyen işlerle uğraştırdılar. Kim aday olacak, kim oldu ya artık bir ama merak da ediyoruz İhsan Hocam. Bize soruyor Kemal Kılıçdaroğlu ya diyor 200 yazı yazmışlar diyor. Adayınız kim? Adayınız kim gazeteciler? Neyi yazacağız yani? Birkaç ay sonra seçim var. Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birisi. Çok doğal olarak merak ediyoruz. Daha güzel bir ifade kullandı. Dedi ki satılmış gazeteciler, satılmış araştırma firmaları. Bir de muhalif gözüken satılmış gazeteciler. Ya burada şöyle bir şey var. Ya bizim mahallede sattık firma çok görmedim. Yani mahalledeki bazı araştırma firmalarını kendisini düşük gösteren ve bazı solcu gazeteciler de doğrudan satılmışlıkla itham etti. Bugün gezisine götürdüğü gazetecilerle ilgili CHP medyasının söylediklerini ya dinlesinler. Satılmışlıklar, bu yani kimse hakkında böyle bir ithamda bulunamaz. Evet. Ama şöyledir yani kendileri bilirler kimin satılmış olduğunu. En azından bizim bir fikrimiz yoktur. Tabii biz altılı masayı konuşmak zorundaydık. Yani tabii İhsan Bey belki sıkıldınız siz bu 2 yıl boyunca ama şundan dolayı zorundaydık. Yani Türkiye'de işte mevcut hükümet sistemi üzerinden bir seçim olacak. Ve biz ortak bir aday çıkartıp Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz, başka bir ülke kuracağız diyor adamlar. Hal böyle olunca biz de zaten yapmamız gereken bir şey bu. Onun nasıl için kuracaksınız diyorsun, yani kimle kuracaksınız? Onların verimsizliği yüzünden tartışmaktan vazgeçemiyoruz ki ne yapalım? Yani o verimsizlik sıkıcı yapıyor. Ben bir soru sordum. Bununla da toparlayayım. Şöyle bir ek yapayım İhsan abi. Şimdi adamlar 6 aya kalmayıp seçim istiyor. 3 ay sonra seçim istiyor. Demek ki bir adayları var, bir... Çıkaracaklar Cumhurbaşkanı adayı var diye düşünüyorsunuz. Yok. Şöyle ben bir soru sordum. Twitter atmıştım bu konuda. Dedim ki altılı masa toplanıyor. Kimi aday yapacağız? Tayyip Erdoğan'ı nasıl yeneceğiz? Peki bütün partiler toplu halde oy kaybediyorlar. Mesela büyük sorun budur masa için. Bunu hiç tartışıyorlar mı? Muhtemelen onu kimse gündeme getirmiyordur. Dün şeyde bu son dönemlerde biraz işte şey izliyoruz. Halk TV izliyoruz. Keyifli de oluyor. Güldür'ün yerine geçiyor Halk TV izlemek. Bir tane yorumcu diyor ki Davutoğlu diyor sen 1009 oyla diyor CHP'ye şekil veremezsin. Saadet Partisi diyor %0.5 oyla sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne şekil veremezsin. Levent Gültekin diyor ben söyleyeyim. Levent Gültekin peki, diyor evet, ben biraz kibarlık yapayım dedim. 1.4 yaptı. 1.4 yaptı. 1.2'de Ali Babacan'a kızmıyor. Yani diyor, Halk Ali TV Babacan yorumcusu söylüyor bunu zaten. Tabii Halk TV yorumcusu söylüyor. Bir de şöyle... Yani bir yorumcunun genel başkanlara ve bir siyasi partiye topyekün saygısızlık etme şeyi var mıdır, haddine midir onu da ben merak ediyorum. Belki de o mahalleden ama o gazeteci yani yorumcu ya da gazeteci mi, ne iş adamı mı, kim olduğunu tam bilemiyoruz yani. Levent Bey Cumhurbaşkanı adayı olmak niyetindeydi mesela. Ha, evet tabii durum tabii böyle bir internette kampanya yapıldı hakkında. Müteahhit o yani. Evet, evet. Yani peki, şey. Esenyurt'ta müteahhit. Peki HDP'nin durumu, Mithat Sancar, herkes biliyor ki o seçimler bizim de verdiğimiz destekle kazanıldı dedi. Az önce ankette HDP'nin oranını söylemedin ama. Ya HDP 11-12 bandında ve son dönemlerde AK Parti ile MHP'nin yükselişi var. HDP çizgisini koruyor. Hatta belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy kaybından istifade eden bir 6-7 parti. 6-7 bir kemik oyları vardır değil mi HDP'nin eskiden gelen? Bu aradaki fark CHP seçmeni. Ya uzun yıllardır yok. HDP 10 puanı böyle çıktı bir mı? Kemikleştirdi. Aslında yerel seçimlerde genelde ağırlıklı olarak mesela HDP'nin yerel seçim oyu 3'e bölünürdü. 3'te 1 kendi adayına giderdi. 10 puanın %4'ü İstanbul'da AK Parti'ye, Büyükşehir'e giderdi. Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ne giderdi. Bu ittifakla beraber sadece ittifakın şeyi değil, AK Parti'nin dilinin de buna katkısı oldu. Birinci seçimde %70 oranında CHP'ye verdiler. İkinci seçimde %90'a çıktı, %10 AK Parti'ye kaldı. Dolayısıyla HDP'nin şöyle bir şey var yalnız, %10-11'in içerisinde muhafazakar daha çok AK Partili gibi refleks gösteren, yani Türkiye'nin bütünlüğü, Recep Tayyip Erdoğan kazansın mı gibi konularda %3'lük bir pay var. Onun için de ben mesela AK Partili siyasiler daha dikkatli yani dil kurma konusunda.
Bazı yorumcuların yani 7 gün 24 saat HDP-PKK ilişkisini de böyle çok gündeme getirmeleri o %3'ü de biraz böyle şeye yaslıyor. Daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten yaslıyor. PKK'ya karşı tavırlı yurtsever seçmeni de etkiliyor evet, diyorsunuz. %3'lük bir seçmen var. Bu seçmen mesela seçim ikinci tura kalırsa tavırları daha çok Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olur. Peki bir soru daha var Mehmet Hocam size soracağım. Yani şimdi İmamoğlu'nun İYİ Parti ile bir ilişkilenmesi söz konusu olabilir mi? Madem Meral Hanım bu kadar destek veriyor, oradan daha çok sahip çıkılıyor kendisine. Böyle bir olasılık var mıdır? Tabii ben şöyle okuyorum. Meral Hanım ittifaktaki gücünü arttırmak için... Bu arada pardon, Kemal Kılıçdaroğlu da az önce havada dedik, yurda dönmüş, iniş yapmış. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ya çok enteresan saatlerden geçiyoruz yalnız. İlginç evet. Gerçekten çok ilginç bir hadise bu yani. Dünya siyasetinde de çok benzeri olacak bir şey değil bu yani. Yani çok kritik bir seçim olarak yani algılandığı için. Bir vardı aslında. Evet. Muhalefetin bir derin bir sıkışmışlığı vardı. Bir patlama olacaktı yani değil mi? Bir kırılma olacak. Nefes vakit daraldıkça evet. Aslında gerilim de arttı. İşte İhsan Bey'in bahsettiği oylar düşüyor. Hı-hı. Yani kamuoyu beklentiyi yükseltmişti. Şimdi düşüyor. Şimdi birkaç seçenek var. Ekrem Bey, Meral Hanım'ın adayı olarak, İYİ Parti adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yani masa dağılır, Kemal Bey partisinin adayı olur, Meral Hanım ayrı bir blokla yürüyebilir. Ya da Meral Hanım baskı yapacak, dayatacak Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için. Kemal Bey de bunu ya kabul edecek ya res çekecek. Mevzu bu kadar basit. Şu anda Ekrem Bey'in adaylığı için hiçbir engel yok. Sadece AK Parti grubunu bırakırlar. Partisinden istifa edip, İBB'yi. Partisinden istifa edip, Cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Yani Ekrem Bey mağdur falan değil şu anda. Bir davası var. Sayın hukukçumuz söyledi. Bu dava birkaç yıl sürecek bir dava zaten. Aday olup Cumhurbaşkanlığı seçimine girebilir. Burada Kemal Bey herhalde Almanya'ya gider gitmez. Yani gittiği gün böyle bir seremoni beklemiyordu. Yani evet dava açıklanacak ama akşam Saraçhane'de meydanda ikindi vakti böyle bir kalabalığı toplanıp Ekrem Bey'in bir çıkış yapacağını herhalde beklemiyordu. Ama şu var yani Ekrem İmamoğlu'nun duruşması var ve bütün örgütler o sabah işte Anadolu Adliyesi'nde mi oluyor duruşma? Evet. Hani oraya yığılıyor. Bugün bir organizasyon var burada. Buradan bir karar çıkacak. Bunu mutlaka parti içerisinde ona iletenlerin ya olması da gerekiyordu aslında. Şöyle bakalım bir romancı gibi bakalım. Yani farklı bir kurgu yapalım. Bu davanın, dava gününün bir nümayişe döndürüleceğini Kemal Bey fark etti, bilgi aldı. Almanya programını alelacele geçen hafta organize ettiler. Çünkü Almanya programı çok eski bir tarihte duymadık. Yani 10, bir gidecek gün, denildi ama. 10-15 gün önce Almanya'ya gideceği söylendi. Günü ama yok belli değil. Bugün yapıldı ve resmi bir görüşme de yok. Şimdi bir dakika o zaman sadece şöyle Rifkin'in, romancı gibi bakarsak şu da olabilir. Aslında Kemal Bey'in şimdi uçağı havada çevirip geri dönüşü de büyük çıkarma. Zaten hepinize bu sahip çıkmaya geldim. O da olabilir. Tersine yani dönebilir o rüzgar. Patron geliyor. Patron geliyor. Bir romana dönüşüyor. Yani evet. İçerisinde birçok fiktif bir unsurun olduğu, grotesk kurmacanın olduğu, evet. Karşılıklı rekabetlerin, çekişmelerin olduğu. Yani büyük bir satranç tahtasındasınız. Yani bunu ancak Dostoyevski için içinden çıkabilir. Satranç tahtası bence grotesk değil. Yani romanla ilgili biz yani. Bazen bu romandan devam edelim ama. Daha çok böyle kuyu oynardık yani, şeyle misketle beşli. Burada öngörülerimizle yürüyoruz ama genelde bakın öngörülerimiz çok çıkıyor. Yani aylardır konuştuğumuz şeyler çıkıyor. İşte Kemal Bey'in sağa yanaşması, Ekrem Bey'in buradaki misyonu, Meral Hanım'ın enerjisini iki belediye başkanı üzerine eşit dağıtıp ikisinin üzerinde de bir egemenlik kurması. Yani partilisi değil iki başkan ama iki başkan daha çok Meral Hanım'ın kontrolü. Burada Meral Hanım'ın bir güçlendiğini görüyoruz siyaseten. Doğru sandıkta evet. O etkiyi görmüyor İhsan Bey belki ama masadaki dominasyonu artmış. Bu herhalde önümüzdeki haftalarda patlayacak. Yani Kemal Bey herhalde bu dönüşte uçaktan sonra bir kararını verecek yani. Benim Nihat yerime... Genç diyor ki sosyal medyada evet, Almanya'dan Nihat çabuk dön Kılıçdaroğlu, İmamoğulları, Akşenerler arkandan dümen çevirip darbe yapıp bir günde Cumhurbaşkanlığı adaylığını elinden aldılar. Yarına kalmaz yetiş malı götürdüler diyor. Evet.
Ankara'dan ya, Nihat Genç görmüş mevzuyu. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybederler Ekrem İmamoğlu aday olursa, bu göze alınabilecek bir şey midir? Bunu göze alırlar. Öyle mi? Buna göze alırlar. Ya şöyle diyorlar, kazanacağımız şey çok büyük. Hani neyi kazanacaklarsa onun için yani Büyükşehir'i terk edebiliriz. Yönetim tabii şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türk siyaseti üzerinde etkisi büyük. Kaybettikleri gün birkaç puan da oy kaybederler. Yani öyle mi? Orayı da verdiniz. Bir beceriksizlik olarak görürsün. Kaybedilecek bir yerde değil. Hatta ben senaryoya birkaç şey ekleyeyim. Geçen şey, İYİ Partili bir yönetici diyor ki, ya diyor tabii AK Parti yıllardır Büyükşehir elinde tutuyordu. Büyükşehir siyasetin finansmanı açısından çok önemli bir kurum diyor. İtiraf gibi bir şey. Şöyle yani AK Parti elinde tuttuğu için mi söylüyor yoksa kendi ellerinde olduğu için mi söylüyor? Boş bulundu diye düşünüyorum. Yani siyasetin finansmanı için çok önemli bir kurum. Onun için AK Parti için çok önemli. Aman efendim sizin için hiç önemli değil. Bu nokta çok önemli. Bu Kemal arada... Kılıçdaroğlu ile ilgili hemen geliyorum. Gaffar, seyircilerimizden de yorum geliyor. Bu organize işler yorumu yapıldı ya az önce. Yani bugün gün içerisinde bir toplantı olacağına dair belediyede gelip çalışanlara ya da kurumlarda işte hani gelin çağrısı yapıldığı söyleniyor. Dolayısıyla çok önemli bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne noktada bilgilendirildiği, ne noktada bilgilendirilmediği çok önemli bir ayrıntı. CHP kaynaklarından bununla ilgili bir şey geldi mi Gaffar? Ulaşabildi mi bir şey? Herkes şaşkın. Yani genel merkezde bir tepki var. Yani, benim aldığım bilgi. Genel ne yönde merkez, yani nasıl? Bu nümayişten rahatsız. Ha, ne yapıyor ben bunlar? De şaşkınlıktan yani şaşkınlık diye ifade ediyorum ben de. Bir yani şöyle ilginç bir durum var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesinin ya da örgütlerinin çok da hazırlıklı olmadığını anlıyoruz. Yani sanki bu işe İYİ Parti hazırlanmış gibi. Yani Meral Hanım yola çıktığı andan itibaren İYİ Parti buna hazırlanmış gibi. Yani saat 11 civarında, yani 10.30-11 civarında Şehit Aybüke Yalçın Caddesi üzerinde İYİ Parti'nin genel merkez binası oradan geçerken olağan dışı bir hareket. Seyircilerimiz de bilsinler. Bugün Gaffar'la gündüz bir telefon görüşmesi yaptım Ankara'da. Bana ilk söylediği şey bu olay daha tartışılmıyor. Ya burada bir yoğunluk var işte. Evet, evet. Partilerin adını veriyor altın masadaki partilerin. Çok şaşırtıcı diyor. Küçücük partiler hiç böyle bir hareketlilik görmemişti. Hiç görmemişti. Çok erken saatlerde başlamış. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi organizasyonlar seyirci de bilsin. İstanbul örgütüyle İmamoğlu kavgalı. Yani örgüte Canan Kaftancıoğlu'nun hakim olduğunu bilirsek ya belediye çalışanları daha çok gelmiştir ya da İYİ Partililer gelmiştir evet, oraya. Bu da önemli. Yani sonra... şöyle bir karşılaşmada elini sıkmayan, birbirinin elini sıkmayan iki kişinin herhalde çok Yani Canan gitti yargı şey adliye destek vermek için falan gittiler ama orada şey ilginç yani İYİ Parti'de bir hazırlık yapılmış. Bir de Meral Hanım yoldayken yol boyunca bütün İYİ Parti yöneticileri geliyoruz İstanbul'a geliyoruz. İstanbul bizi bekle çıkartma yapıyoruz. Yani şöyle değil oradaki konu. Velev ki bir yargı nedeniyle mağduriyet var ve o mağduriyete bir belediye başkanına destek vermeye giden bir parti lideri değil de bir kampanyanın açılışını yapmaya giden bir kişi gibi. Yani hatta şöyle enteresan, şimdi ben sordum epeyce izleyicilerden, okuyuculardan yorumlar geliyor şeyde, internette. Bir yorumlardan biri diyor ki, ya diyor bunlar kampanya başlatamayınca diyor, herhalde diyor bir gizlel başlattı kampanya bunların yerine diyor. Şimdi, tabii bu işin mizahi tarafı ama görünen şu ki bir seçim kampanyası startı gibi bir hüviyet oluşturmuşlar. Bugün öyle bir gün gibi algılandı pek. Ve İYİ Parti de burada başrol oynuyor. Bu da çok şey değil, şaşırtıcı değil. Yani bu senaryonun kurgulanmasında Meral Hanım Ekrem Bey'i en başından beri, Rabi Yesir hadisesinden beri, alnında Rabi Yesir gördüm. İşte Fatih Sultan Mehmet'in benzeri. Fatih'in türbesine attığı tekme mübarek bir tekmedir aslında, ona benzemektedir yani. Öyle demedi de tabii biz tekmeden hemen sonra gelmişti o. Şimdi öyle şeyler vardı yani, işaret ediyordu. Evet, Mansur Bey üzerinde de bir dengeli, orada da bir şey kuruyor belki ağırlık ama daha ziyade de Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkartıyordu, onu görüyoruz. Şimdi şöyle yorumlar da var. Şu ana kadar bir 400'den fazla şey gelmiş, farklı yanıt gelmiş. Ne düşünüyorsunuz sorusuna. Kemal Kılıç, Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ile ilgili. Bir defa çoğunluk. Yani onu sordun sorusuna. Evet, onu sordum. Program başında sormuştum. Şu anda 400'e yakın yanıt gelmiş. 400 yanıt gelmiş. Kabaca şöyle göz attım hepsine. Genelde şu fikir hakim. Bizim burada konuştuğumuzda paralellik arz ediyor. Muhalif o takipçiler, okuyucular da diyorlar ki... Yargılanacaksın mı diyorlar? Evet, şöyle diyorlar. 6 ayınız kaldı, 5 ayınız kaldı diyorlar. Yani şunu diyorlar.
Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını böyle kesinleştirirsek biz eğer, kesin bu seçimi de alırız. İşte sizi de yargılarız falan diyorlar. O ya çok mühit, ona şey yapmıyoruz. Herkesin söz söyleme hakkı var yani. Kızmıyoruz kimseye. Ama şey ilginç yani, demek ki burada gerçekten motivasyon, yani bir yargılanma, dava falan değil, bir defa adını koyalım. Yani buradaki motivasyon Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olmaması, Kılıçdaroğlu'nun saf dışı edilip edilmemesi konusu. Ve parti ben açıkçası yani, uçağın geri dönüşünün kendisinin de bir senaryonun parçası olabileceği hiç aklıma gelmemişti ama Mehmet Hoca orada roman gibi bakın deyince bende ampul yandı bir anda. Bir dakika dedim. Öyle bir şey de olabilir. Çünkü romanlar öyledir zaten. Son bir şaşırtmaca koymanız lazım sonuna. Şimdi bu şaşırtmacayı Kemal Bey oraya koyduysa gerçekten bu şöyle bir şey dönüşebilir. Bakın, tankların üzerine çıkarım demişti. Yanlarından yürüdü gitti. Çıkmadı tankların üzerine. Ama Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a gelişini düşünün. İşgal girişimi olduğunda, değil mi? Bütün millet ayağa kalktı. Herkesin tavrı değişti. Şimdi Kemal Bey o fırsatı kaçırdı. Ha, niye kaçırdı, neredeydi, maksadı neydi, kimle konuştu, onları tartışmıyoruz. Çok başka yeri yerisi tartışırız. Ama şunu yapmadı. Yani gerçekten bir tankın üzerine falan çıksa başka bir hüviyet kazanır. Başka tabii, bir figüre dönüşürdü Türk siyasetinde. Ve gerçekten belki Tayyip Erdoğan'a rakip olacak birisi olurdu. Onu yapabilirdi belki ama garantilerdi. Olmadı. Yani o siyasi kıvraklığı yapsaydı. Tabii. O gün değil mi? Bugün Türk adaylığı garantili. Buna İkinci cevap ismi olurdu. Yani. Şöyle verdiler. Yani havada olan Recep Tayyip Erdoğan da aşağıda olan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir Recep Tayyip Erdoğan çıkarmak da zor yani. Öyle bir şey yapmak. Ben zaten yani o böyle hani olmayana ergiyle gidiyorum. Öyle değil yani. Parladığı olsaydı diyorum. Olsaydı. Yani. Şimdi bu hadise şöyle bir kahramanlık şovuna dönüşebilir. Kemal Bey adımını attığı andan itibaren Türkiye'deki diktatörlüğe, Türkiye'deki baskı rejimine karşı yavrularını koruyan bir baba hüviyetiyle çıkabilir. Şimdi bakalım kaç kişi karşılayacak Kemal Bey? Ben merak ediyorum. Havalimanında acaba kaç kişi var? Direkt nereye gidecek? Belediyeye mi gidecek? Parti binasına mı gidecek? Bunlar hep mesajlardır. Tabii. Mesela belediyeye kitle giderse başka bir mesaj olur. Kitle. Parti binasına giderse başka bir mesaj olur. Acaba nasıl bir kitle onu karşılayacak? Sokakta bir gösteri yapacak mı? Bugün mesela 8-10 tane mesaj geldi bana. Abi biz belediye personeline şey geldi. Saraçhane'ye gelin çağrıları geldi. Yani bizi mecbur ettiler Saraçhane'ye gitmeye diye belediye personeli söylüyor. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi hizipçiliği ve geleneği ve adam yok etme kapasitesi Ekrem Bey'den de Meral Hanım'dan da daha yüksek. Büyük ben bir. Aslında 1-1,5 yıl önce bunu söyledim. Ekrem Bey de Meral Hanım da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kapasitesini hafife almasınlar diye. Ben kurgu konusunda zaman zaman... Kurguyu reklamdan sonra devam edelim mi Sinan Hocam? Şu reklamdan bir kurtulalım. Rahat rahat süreç nasıl işleyecek o kurguyu devam ettirelim. Bir reklam arası.